Dünyanın merkezinden, gençliğin kalbinden, Çorum'dan ve TV19'dan merhabalar. Gençliğin en şeffaf hali, Şeffaf Kampüs başlıyor. Bugünkü konumuz TGEB olacak. Program arkadaşlarım Merve ve Haydar'la birlikte, konuğumuz TGEB gönüllüsü arkadaşımızla birlikte size TGEB'den bahsedeceğiz. Öncelikle konumuzu tanıyalım isterseniz. Buyurun. Merhabalar, adım Sıla. Türk Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisiyim Hitit Üniversitesi'nde. Türkiye Eğitim Gönüllü Vakfı ile de 2 sene önce tanıştım. 2 senedir de gönüllülük yapıyorum. İsterseniz arkadaşlar şimdi bir TGEB'in tanıtım filmini izleyelim kısaca. Ondan sonra devam edelim konumuza. Çok güzel. 17 yıldır her gün binlerce çocuk bu kapıdan koşarak içeri giriyor. Ama benim bu kapıdan ilk girişim 3 yıl evvel üniversiteden bir arkadaşım sayesinde oldu. Açık konuşmam gerekirse bana gel öğretmen ol deseler olmam derim. Ama gönüllülük başka bir şeymiş. Yani adı üstünde zaten, gönül işi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı daha çok bir çocuk üniversitesi gibi. Çocuklar burada özgürleşiyor. Okuma bilmeyen çocuktan yazar, çarpım tablosu bilmeyen çocuktan matematikçi çıkıyor. Mesela hayatında ilk kez basketbolla burada tanışmış çocuklarımız var. Bilgisayarı ilk defa TGEB'de öğrendim. O yüzden onu unutmam. Ya biz ilk defa burada hani sinemaya gittik. Beraber nasıl toplum içinde yaşadığımızı, nasıl böyle yardımlaşarak grup içinde çalıştığımızı öğrendim. Çocuklar eğitim gönüllülerine tamamen kendi istekleriyle geliyorlar. Burası bir okul gibi değil. Bize hocam, öğretmenim demiyorlar. Abi, abla diye hitap ediyorlar ki bence bu çok önemli. Bir problemleri olduğu zaman gelip bizimle paylaşıyorlar. Problemlerini çözmede, onların yaşam becerilerini geliştirmede yardımcı olacak etkinlikler yapıyoruz. Abi, ablalar çok iyi. Böyle yanlış bir şey yaptığımızda doğrusunu gösteriyor. Yeni yeni meslekler öğrendik. İşte bu mesleklerin amaçları, zorlukları ya da hani güzel tarafları, olumlu, olumsuz, her şeyini gösterdiler bize. Şimdi Türkiye'nin en büyük toplumsal sorunu nedir diye sorsanız, 7'den 70'e herkesin vereceği cevap aynı olur. Eğitim. Evet, gerçekten de bu öyle. Ama sadece bunun tespitini yapmak, sorunun çözümünü de beraberinde getirmiyor. TGEB gibi sosyal yardım içerikli vakıflara destek olmanın tek yolu gönüllü olmak değil elbette. İş adamları ve sanatçılardan da büyük destek alıyoruz. Halka mal olmuş ünlü simalar tanıtımlarda yer alıp TGEB'e en iyi şekilde katkı sağlamaya çalışıyorlar. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz tabii. TGEB olarak şu ana kadar 1,5 milyonun üzerinde çocuğa ulaştık. 10 eğitim parkımız, 53 öğrenim birimimiz, 2 il temsilciliğimiz ve 21 gezici öğrenim birimimiz var. Yol, okul, imkan olmayan bölgelere ateş böceği dediğimiz bu gezici öğrenim birimleriyle ulaşıyoruz. TGEB'de çocukları mutlu görmek bizim en büyük motivasyonumuz. Türkiye'nin tüm çocukları TGEB'le tanışsın, geleceğe donanımlı hazırlanırken çocuk olmanın da keyfine varsın. Tüm TGEB çalışanları ve gönüllüleri, eğitim dostları, TGEB'in projelerine sponsor olan kurumlar, ünlüler, akademisyenler, iş adamları, tek bir SMS'le bile olsa TGEB'e katkıda bulunan bağışçılar, kısacası TGEB'e destek veren herkes. Yani hepimiz eğitim gönüllüsüyüz ve Türkiye'nin neresinde olursak olalım, kalbimiz her yerde çocuklarla. Evet hocam, TGEB'in açılımı bildiğimiz kadarıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ydı. Peki bu vakfın kuruluşu ne zaman oldu? Şöyle ki, öncelikle doğrudur Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı açılımı. 23 Ocak 1995 tarihinde kuruldu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Kuruluş amacı da aslında şöyle ki, Suna Kıraç,
Çın ve bildiğimiz iş adamlarının önderliğinde yapılan, çocukların özverili olabilmesi için, düşünceli olabilmesi için, hayatı sorgulayan, paylaşabilen çocuklar olabilmesi için uğraştığımız bir eğitime destek programı amacıyla kurulan bir vakıf, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı. Ve 23 Ocak 1995 tarihinde Suna Kıraç ve ünlü iş adamları tarafından beraber kurularak yapılmış bir vakıf. Vakıftır diyorsunuz. Hı-hı. Peki hocam, teşekkür ederim. Bu öğrenim birimleri var yani TGV'nin içerisinde. Buralarda sizler neler yapıyorsunuz? Hani bu konuda Merve ve Haydar'a da sözüm olacak. Yani onlar da bildiğimiz kadarıyla TGV'de gönüllüler kendileri. Evet. Yine gönüllerimiz. Sizden başlayalım öncelikle. Yani öğrenim birimlerinde neler yapıyorsunuz? Orada geçelim isterseniz. Tabii ki. Şimdi ben 2 senedir gönüllüyüm aslında. Bu 2 senedir aldığım eğitimler çok fazla olmakla beraber, verdiğim eğitimler de bununla beraber eşdeğer derecede. Normalde eğitim parkları da var. Daha büyük yerler buralar. Basketbol sahaları, içinde çocukların eğitim dışında yapacakları aktiviteler için yapılan. Çorum'da açılmış olan vakıf bir öğrenim birimi. Bu genelde 4 odalı, 5 odalı şeklinde olan bir vakıf. Öğrenim biriminde ne yapıyoruz? Okuyorum, oynuyorum adası denilen bir ada var. Aslında bizim bir odamız bu. Çocuklara göre şekillendiriyoruz. Çocukların istediği kitaplar, istediği renkler kullanılmış bir oda burası. Orada drama eğitimi veriliyor ve okuyorum, oynuyorum eğitimi veriliyor. Okuyorum, oynuyorum ne demek? Çocuklara belli hikayeler okuyarak çocukları düşünmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda çocukların paylaşmayı öğrenebilmesini, aile içinde konuştuğu tavırlarını, üsluplarını düzeltebilmek adına yapılan bir oda orası. Hikaye okuyoruz, çocuklar sorguluyorlar, düşünüyorlar ve asla hiçbir şekilde hiçbir çocuğu zorla bir etkinliğe katmıyoruz. Okuyorum, oynuyorum odası bundan ibaret. Düşler atölyesi olarak kullandığımız başka bir odamız var ki burada da belli birazdan göreceğiniz resimler var. Bu resimleri yaptığımız bir oda burası. Orada sihirli boyalar kullanılıyor, guaj boyalar kullanılıyor, beraber çocuklarla beraber bir resim yapılıyor. Ama hiçbir şekilde yine bir zorlama veya herhangi bir dayatma söz konusu değil. Yani çocuklar kendi istekleri üzerine yapıyor. Yani siz sunuyorsunuz. Kesinlikle. Onlar yaparlarsa yapıyorlar, yapmazlarsa yapmıyorlar. Kesinlikle. O şekilde. Asla hani hiçbir çocuğu zorlayarak işte hadi sen de gel gibi bir durum söz konusu olmuyor. Tamamen kendi istekleri doğrultusunda nasıl hayal ediyorlarsa bu şekilde yaptığımız bir çalışma. Peki hocam, teşekkür ederim. Peki hani ben Merve ve Haydar da bu vakıfta olduğunu biliyorum. Siz nasıl katıldınız? Amacınız neydi? Ne zaman katıldınız? Neler yapıyorsunuz? Bunları bir anlatın isterseniz. Önce Merve'den başlayalım, sonra sözü Haydar'a verelim. Şimdi ben TGV'ye 3 yıl önce katıldım. Çorum'a ilk geldiğim zaman. Yalnız ben çok fazla zamanım olmadığı için, farklı bir iş yerinde de çalıştığım için çok fazla zaman ayıramadım ve TGV biriminde çocuklara eğitim vermedim. Hala da vermiyorum. Ama ben özel günlerde işte 23 Nisan'dır, işte nasıl desem 29 Ekim'dir veya da hani gönüllülük günüdür. Bu tür günlerde işte çocuklarla birlikte eğlenerek öğrenmek, işte o etkinliklere katılıp paylaşımcı olmak gibi bir tür etkinliklere katılıp onları eğlendirdim. Onlarla birlikte zaman geçirdim. Daha sonra birimde biraz önce Sıla arkadaşımızın bahsettiği gibi Düşler Atölyesi'nde çocuklarla birlikte resim yaptık. İşte Ebru çalışmaları yaptık. Hani onları da birazdan göstermek isterim. Hani bu tür etkinliklere katıldım ben. Bana katkısı ne oldu diye sorarsanız eğer, bana katkısı şu: ben çok sabırsız bir insanım. Çocuklara da sabretmek çok zor bir şey. Biraz daha sabırlı olmayı öğrendim. Hani çocuklarla nasıl iletişim kurmam gerektiğini, işte onlarla nasıl işte iletişim kurarsam daha iyi olur, hani nasıl sabrımı ölçebilirim. Yani bu şekilde hani kendimi bir şekilde denetlemeyi başardım diyebilirim. Ve şöyle bir şey var, hani bir insan ne kadar dolu olursa olsun, yani ona zaman ayırabiliyorsunuz. Bir saat, 1,5 saat falan zaman ayırabiliyorsunuz. Çünkü o sizin hayatınıza hani yeniden böyle bir pencere açmak gibi bir şey aslında. Ben o birime gittiğim zaman, o çocukların böyle yüzündeki gülümsemeyi gördüğüm zaman ayrı bir dünyada oluyorum diyebilirim. Hani bana kattığı bu. Peki yani oraya nasıl yani girdiniz? Nasıl, giriş amacınız neydi yani? Aslında bir giriş amacım yoktu benim. Ben zaten ismini duymuştum ve birçok arkadaşım gönüllüydü zaten. Bir gün tam okula giderken böyle kapının kenarında bir stand gördüm. İşte gönüllü olmak ister misiniz gibi bir stand. Sonra
neden olmasın ki dedim, hani neden haftada bir saatimi iki saatimi ayırmayayım ki dedim. Neden hani dedim özel günlerde zaten herkes izinli oluyor, boş oluyor. Neden işte o günlerde ben değerlendirmeyeyim diye düşündüm ve hemen gönüllü oldum. Hani gönüllü oldum çocuklarla işte zaman harcadım diyebilirim. Evet, teşekkür ederim. Peki Haydar nasıl katıldı bu vakfa ve ne gibi nasıl desem fayda sağladı kendine, çocuklara, bunları anlatabilir misin? Ben Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nı bir arkadaşım aracılığıyla tanıdım. Daha sonra vakfı merak ettim. İşte ne yaptıklarını, ne ettiklerini sordum. İşte arkadaşım bana anlattı iyice. Az önce Sıla arkadaşımın da anlattıkları şeyleri bana anlattı. Ve ben hani iş çocuklar olunca ve çocuklara bir yararımın dokunulacağını düşündüğüm için ben de vakfa gönüllü olmayı istedim. Daha sonra vakfa gönüllü olmak için işte vakıfa gittik, ziyaret ettik. İşte gerekli form doldurduk falan filan. Daha sonra gönüllü olabilmemiz için temel gönüllü eğitimi diye bir eğitim almamız gerekiyor. Bu eğitimi aldım ve daha önce iyi olduğum konularda çocuklara etkinlik vermeye başladım. Yaklaşık bir senedir oradayım. Çocuklara ben İngilizce eğitimi veriyordum. İngilizce etkinlikler yapıyorduk çocuklarda. Ben de her zaman şey vardır mesela, bildiğim bir şeyi karşımdakine öğretmeyi çok isterim. Hani bir şey biliyorsam ben bunu karşımdaki biriyle paylaşmak zorundayım. Ve ben şu an İngilizce bilgimi az çok çocuklarla paylaşabiliyorum ve çocukların İngilizce öğreniminde hani ufacık da olsa bir yarar sağlayabiliyorum. Çocuklara yarar sağlarken aynı zamanda az önce dediğim gibi kendimi tatmin ederek kendime de yarar sağlıyorum. Ve hani bu beni gerçekten oraya her gittiğimde daha çok huzurlu ve mutlu yapıyor. Hani moralim bozuk oluyor, bir şeye canım sıkkın oluyor, üzgün oluyorum. Fakat o TGV'in kapısından girip o özellikle kendi sınıfımdaki çocukları gördüğüm zaman onların Haydar abi demesi bile hani insanı mutlu ediyor. Mesela atıyorum ki çocuklar geliyor, işte hoş geldiniz diyoruz çocuklara biz kapıda. Hani hoş bulduk abi demeleri ya da çıkarken bize iyi akşamlar demeleri, iyi günler demeleri bize. Hani bizim böyle biraz içimizi okşuyor. Ya da atıyorum ki dışarıda yürüyoruz. Hani bir tane çocuk geliyor, aa anne bak bu Haydar abi, işte anne bak işte Haydar abi bize İngilizce öğretiyor falan demesi bile hani insana çok huzur veriyor, mutlu veriyor. Yani sırf bunları duymak için yapıyoruz diyebilirim. O güzel oluyor diyorsun. Evet. Peki İngilizce öğretiyorum demiştin. Evet. Bunun haricinde yaptığın başka şeyler de var mı yani? Öğrettiğin başka şeyler veya nasıl etkinlik yapıyorsun? Geçen dönemde İngilizce eğitim verdim çocuklara. Evet. Genelde işte müzik dinleterek, kısa filmler izleterek ya da İngilizce oyunlar oynayarak İngilizceye merak duymalarını sağladım. Bir de Hitit Üniversitesi'nde gelen yabancı öğrencileriyle ilişkilerim vardı. Onları sınıflarıma alıyordum, misafir ediyordum ve hani çocukların böyle yabancı kişiler, yabancı öğrenciler, farklı ülkeden gelmiş insanlar tanıtarak biraz daha İngilizceye merak duymalarını sağlamaya çalıştım diyebilirim. Bu dönemde bakalım birçok farklı etkinlik var. Boş olduğum vakitte etkinliklere katılmayı düşünüyorum. Peki hocam, teşekkür ederim size de. Yani. Burada Sıla hocama dönmek istiyorum. TGV'nin içerisinde yer alan bir ateş böceği projesi varmış. Yani proje mi artık, başka bir şey mi? Bunu siz daha iyi bilirsiniz. Burada nedir ateş böceği nedir ve neler yapılıyor orada? Çocuklara ne gibi katkısı var? Bunu bir de sizden dinleyelim isterseniz hocam. Şimdi şöyle bir durum. Ateş böceği aslında bir tır dorsesi. Öyle bir tır dorsesi düşünün ki içinde öğrenim birimleri veya eğitim parkları olmayan şehirlere daha çok gidiyorlar bu tırlar. Bu tırların içinde iki ayrı oda var. Bir oda bilişim odası ve bu toplamda 11-12 tane bilgisayar odası demek. Bilgisayarların olduğu bir oda düşünün ve çocuklara gelince gönüllü ablalarımız ve abilerimiz ve aynı zamanda ateş böceği yöneticilerimiz beraberce bir etkinlik yapıyorlar. Bu etkinlik neler? Bilgisayar kullanmak nasıl yapılır? Belli programlarda belli imleçler nasıl düzeltilir? Nasıl daha doğru düzgün yazılar yazılabilir? Bunları amaçlayan bir oda. Diğer oda iyi yaşam olarak geçen bir oda. Bu odada neler yapıyoruz? Yerlerde minderler var. Yine okuyorum, oynuyorum odası arkada görmüş olduğunuz odalardan bir tanesine benzeyen bir oda. Ve bu odada yine hikayeler okuyarak bu resimdeki, yine bu hikayeler okuyarak çocukları olabildiğince aktif düşünmeye yönelten belli etkinlikler yapıyoruz. Bu tır dorsesinin amacı eğitim parkları veya öğrenim birimleri kurulamayan şehirler için giderek mesela bir Batman gibi, bir Artvin gibi hani çok fazla eğitim parkı veya gönüllü bulamayacağımız yerlerde yapılarak ateş böceğini oraya götürüyoruz. Gönüllü abla ve abilerimiz eğer varsa ve ateş böceği yöneticilerimizle beraber bir etkinlik düzenleniyor.
Amacımız bu, ateş böceğimizin. Peki bu ateş böceği içerisinde yer alan, yani bu tır dört ses içerisinde yer alan çalışanlar, yani o gönülleri nasıl seçiyorsunuz, neye göre seçiyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum bu. Eğer eğitim parkı veya bir öğrenim birimi varsa, ateş böceğimiz öğrenim birimimizin olduğu şehre eğer gelirse mutlaka bir öğrenim birimimize uğruyorlar öncelikle. Daha sonra öğrenim birimimize geliyorlar ve bir yöneticilerle bir toplantı düzenleniyor. Gönüllerimiz eğer isterlerse düzenli olarak, istemezlerse vakitleri olduğu sürece giderek belli etkinlikler düzenliyorlar. Amacımız oradaki TEGEV'de gönüllülük yapan herhangi birini de oraya alabiliyoruz. Yani seçtiğimiz öğrenim birimlerinden genelde çıkan gönüllüler. Eğer öğrenim biriminde yoksa o şehrin, ateş böceğinin gittiği şehirde öğrenim birimi mevcut değilse, o zaman zaten ateş böceği yetkililerimiz var. Orada çalışanlar, ki zaten ateş böceği o tır dorsesinin içinde de aynı zamanda orada çalışan bir yöneticimizin bir yaşam alanı var. Yani mutfakları var, banyoları var ve kalacak yerleri var bir oda içinde. Onlar zaten sürekli orada kalıyorlar. Orada yaşamlarını idame ettiriyorlar. Dolayısıyla orada eğer gönüllümüz yoksa da bizim yöneticilerimiz orada etkinlik yapabiliyorlar beraberce. Hani siz gönüllü olmak için neler yaptınız? Hepinize soruyorum bunu. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Ben bundan 2 sene önce internette geziyordum. Gönüllülük ne demek? Sivil toplum kuruluşu nedir? Karşıma TEGEV çıktı ve ben bir araştırma yaptım bununla alakalı. Hoşuma gitti. İstedim bir şeyler yapabilmek adına, ki hele hele ana tarafımız çocuklarsa daha çok istedim. Başvuru formunu doldurdum internetten. Daha sonra bir numara beni aradı ve dedi ki işte bir eğitimimiz var, 1 saatlik bir vakıf tanıtımı, size bekliyoruz. Çok heyecanlıydım ve aslında birazcık da önyargılıydım çocuklara karşı. Çünkü daha önce çocuklarla bu kadar samimiyet, bağ kurabileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Bir gün tamam dedim, en azından bir deneyeyim. İlk gün vakıf tanıtımına gittim. 1 saatlik bir vakıf tanıtımı aldım. TEGEV nedir, amacı nedir, nasıl gönüllü olunur, neler yapılır adına. 1 saatten sonra bir sonraki gün içinde 1 günlük bir eğitim vardı. Bu da temel gönüllü eğitimi. Bu eğitimi biz neden veriyoruz şu anda? O zaman 2 sene önce aldım, şu anda ben de veriyorum artık. Ne yapıyoruz biz bir gün içinde? Çocuklarla iletişim nasıl kurulur? Oradaki büyük ablalarımız ve abilerimize çocuk muamelesi yaparak, onların empati kurmasını sağlayarak belli eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler neler? Bir çocuk üzüldüğünde nasıl davranılır? Veya sevildiğinde nasıl davranılır? Ne kadar yakın veya ne kadar uzak durmalıyız? Bunlarla alakalı belli eğitimler veriliyor. 1 günlük bir eğitim almıştım o zaman da. Daha sonra gönüllü oldum. Gönüllü olmak için istediğimiz, yani o zaman benden istenilen belge bir adli sicil kaydıydı öncelikle. Neden? Çünkü düzgün bireyler yetiştirebilmek için sonuçta hitap ediyorsunuz ve bu kesinlikle şekilde. Kesinlikle öyle. Düzgün bireyler yetiştirebilmek adına düzgün bireyler olmamız gerektiğini düşünüyorum. Vakfımızın amacı da bu. Düzgün bireyler gelerek düzgün çocuklar yetiştirebilmek. Amacımız çocuklarla beraber sadece güzel vakit geçirmenin yanında çocuklara belli de eğitimler verebilmek. Bu sadece İngilizce, matematik veya fen, işte Haydar'ın verdiği veya Merve'nin verdiği etkinlikler de değil. Aynı zamanda çocukları aktif düşünmeye sağlıyoruz. Özgüven kazandırıyoruz. Bir şeyleri sorgulamaya birazcık da amacımız bu. Bu yönde. TGV katılımım da 2 sene önce bu şekilde olmuştu. Hala aynı eğitimleri alıyoruz. Hala aynı eğitimleri veriyoruz. Ki yeni gönüllülerimiz ikisine de zaten. İkisine de aynı eğitimler verildi. Ve o günden beridir de TGV benim 2. ailem oldu. Evet, teşekkür ederim hocam. Hani gönüllü olmak için siz neler yaptınız? Ya ben de aynı şekilde. Hani ben 3 sene önce tanıştım. Dediğim gibi işte Fen Edebiyat Fakültesi'nin önüne kurulmuş bir masada. Ben o, hani masayı hala evet. Geçenlerde. İşte o masada arkadaşlarımın desteğiyle, işte biraz da teşvikle. Ben işte 3 sene önce tanıştım ama ben o dönem eğitimlere gidememiştim. Bu sene kısmet oldu. Bu sene eğitimlere gittim. Eğitimlerde Sıla arkadaşımızın dediği gibi işte empati kurmayı öğrendik öncelikle. İşte çocuklara nasıl davranması gerektiğini, işte nasıl bir iletişimde bulunması gerektiğini öğrendik. Daha sonra benim en çok hoşuma giden ise eğitim sırasında çocuklarla nasıl konuşmamız gerektiğiydi. Ve bu konuşma dilinde işte sen dili, ben dili olayı vardı. Bu hani bu eğitim sadece işte ben çocuklara nasıl davranmalıyım, nasıl onlarla iletişime geçmeliyim değil de hayatta insanlara, kendi hayatımda, özel hayatımda bile insanlara aslında nasıl davranmam gerektiğini de öğretti. Hani ben zaten
bunu öğrendikten sonra, bu eğitimi aldıktan sonra TGV biraz daha hani dört kolla sarılmaya başladım. Çünkü neden? Benim bu birimde sadece çocuklara kendimden bir özveri vereceğim değil de aslında onlardan da öğrenmem gereken çok şey olduğunu kendim de görmüş oldum. Onun için hani ben bu şekilde gönüllü oldum ve sadece kendiniz bir şeyler, birilerine sadece kendiniz bir şeyler öğretebileceğiniz değil de birilerinden de bir şeyler, yani bu çocuk, yani 5 yaşındaki, 6 yaşındaki bir çocuk bile olsa çok büyük şeyler öğretebileceğimizi fark ettim. Evet. Bu şekilde. Gayet iyi farkındayız. Evet. Peki Haydar, sen gönüllü olmak için ne yaptın? Yani nasıl bir yol izledin? Ne yaptım? Dediğim gibi daha önce de arkadaşımın aracılığıyla ben TGV'yi tanıdım. Arkadaşım TGV gönüllüsüydü ve sürekli Facebook profilinde TGV'de çekilmiş fotoğrafları vardı. Ben onları görüyordum. Hani dedim ya, hani nedir bu ortam nedir? Hani ne yapıyorsunuz orada falan, böyle çok imrenmiştim açıkçası fotoğrafları görünce. O da bana anlattı, vakıfı anlattı, neler yaptıklarını anlattı. Daha sonra biz vakfı ziyarete gittim onunla beraber. Zaten vakfa girdiğiniz zaman, hani biz öğrenim birimi diyoruz. Birime girdiğimiz zaman hani bir, nasıl diyelim, böyle bir aile sıcaklığı, bir yuva sıcaklığı var. Hani girdiğim zaman sanki ben oraya ilk defa girmiş gibi değilim de 40 yıldır her gün gelip gittiğim bir yermiş hissini direkt bana verdi zaten. Evet, bunu ben de fark ettim. Dünden ziyaret etmiştik. Burada bir şey parantez açmak istiyorum. Buraya gelen bütün dekorlar, arkamızda gördüğünüz buradaki dekorlar, birazdan Merve'nin de göstereceği dekorların hepsi. Çorum TGV sorumlusu, öğrenim birimi sorumlusu Sayın Serpil Çetin'in katkılarıyla geldi. Ona da burada teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onun sayesinde bunları aldık. Tabii konu çocuklar olunca biraz dedik renkli olsun stüdyomuz, dekorlarımız diyerekten. Öyle bir öneride bulunduk. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Bunları bize verdi. Tabii bunları da birazdan anlatacağız. Devam edebilirsin. Daha sonra orayı ziyaret ettim, ortamı gördüm ve hani o sıcaklığı, o samimiyeti hissettiğim zaman hani ben niye buranın bir parçası olmayayım dedim. Daha sonra zaten gönüllü olmak için az önce arkadaşım dediği gibi temiz bir sicil kaydımız olması ve üniversite mezunu olmamız yetiyor. Formu doldurdum, daha sonraki işte gönüllü eğitimini aldım. Bu şekilde gönüllü olmaya başladım ve dediğim gibi hani bana en uygun orada İngilizce eğitim vermekti çocuklara. Bu şekilde çocuklarla etkinlik yaptık. Bir senemi bitirdim. Şu an ikinci dönemime başlayacağım. Yani orası dediğim gibi hani ilk defa girdiğiniz zaman size direkt böyle bir anne kucağı gibi o kadar samimiyet, hani o samimiyeti veriyor size zaten. Hani bunu gönüllülere de veriyor, oradaki çocuklara da veriyor. Oraya gelen bir çocuk ilk başta şöyle düşünüyor. Hani gelmek istemiyor işte, ikinci bir okul ya da ikinci bir dershane gibi düşünüyor çocuk oraya önce. Hani bir korkuyor, böyle bir orada da öğretmen olacak, işte yanlış yaptığım zaman öğretmen bana kızacak mı? İşte ben oradaki dersler olacak, ev ödevleri olacak falan. Çocuk kafasında kurguluyor ve gelmek istemiyor. Tabii veliler zorla getiriyorlar vesaire. Daha sonra çocuk geliyor burada bir öğretmen olmadığını anlıyor. Çünkü bizler orada bir öğretmen değiliz. Bizler onlara sadece rehberlik yapan abi ve ablalarız. Bizimle onların iletişimi de orada çok önemli. Hani biz onlara bir öğretmen gibi davranamayız zaten. Böyle bir şey ne haddimize. Onlar da hani ders yükü vermiyoruz. Okuldaki gibi bir ders işlemiyoruz zaten kesinlikle. Hani onları eğlendirerek öğretmeye çalışıyoruz. Bu da onların daha çok hoşuna gidiyor tabii. Birkaç derse katıldıktan sonra, etkinliğe katıldıktan sonra çocuklar zaten gitmek istemiyorlar bir daha. Mesela hadi arkadaşlar etkinliğimizi bitirdik dediğimiz zaman ya abi lütfen devam edelim diyenler dahi oluyorlar. Veya annesi geliyor ya anne bir 5 dakika daha duralım falan diyen çocuklarımız da vardı. Tabii eğlenceli ortamsa ortam, yani ben de gitmek isterim. Buradan üniversite mezunu, üniversite okuyan tüm arkadaşlarımıza TGV gönüllüsü olmaya, TGV'in bir parçası olmaya davet ediyoruz. Çok özür dilerim, parantez açmak istiyorum. Şimdi evet, Haydar da normalde doğru söylüyor ancak bir şey daha eklemek istiyorum ki evet. Aslında gönüllü olabilmek adına tek şart üniversite mezunu olabilmek değil. Evet, öğrenciler için bizim için çok daha iyi bir yer orası. Bilmiyorum. En azından tecrübe adına, sonuçta hepimiz üniversite öğrencisiyiz ve bir şekilde hayata atılırken nasıl konuşmamız, nasıl hitap etmemiz gerektiğini öğrenmek zorundayız. Ancak biz eğitime dahil bakmıyoruz. Yani bir 50 yaşında bir ablamız da gelerek oraya gönüllülük yapabiliyor. Önemli olan temiz bir sicil kaydı olması. Yoksa işte ilkokul mezunuymuş, çok ilkokul mezunu arkadaşlarımız, tanıdıklarımız var, ailelerimiz var. Sonuçta üniversite okuma imkanı olmayan insanlar da var.
İstediğimiz tek şey güzel bir sicil ve sadece güzel bir sevgi. Başka hiçbir evet, şey değil yani. Haklısınız çünkü sonuçta orada çocuklara hitap ediliyor. Kesinlikle. Ve o yüzden hani bunların olması gerçekten mantıklı. Yani bunların istenmesi mantıklı bir şey. Kesinlikle. Yani bunlar iyi. Araya gireceğim. Tabii. Bu konuda Metin abimizi anmadan geçmek istemiyorum. Kesinlikle öyle. Bizim Nurdane Hanım da var. Evet ve Nurdane ablamızı. Ablamızı. Hani Metin abimiz olsun, Nurdane ablamız olsun. Yaşça bizden büyük olsalar da ruhları bizden daha gençler. Evet. Kesinlikle ve bizden zaten daha gençler. Kesinlikle Metin abimizin aslında yaşı TGV yöneticimizden Sayın Serpil Çetin'den, bizim evet. Serpil Sultanımız diyoruz biz ona. Evet, Serpil Sultanımızdan daha büyük bir yaşa sahip. Yani ortalama 60-65 yaşında, ancak o kadar çocuk ruhlu bir insan ki biz oturduğumuzda gönüllerimize sohbet ettiğimizde hiçbir zaman sorun yaşamadığımız, onlarla beraber gülüp eğlenen, çocuklarla eğlenen, çocuklarla ağlayan bir abimiz. Onun için onu da geçirmemek evet. çok daha mantıklı oldu. Evet. Teşekkürler Aydar. Aynen. Peki gönüllülük çeşitlerinden bahseder misiniz hocam? Tabii ki. Şimdi üniversite öğrencisi olduğunca birazcık daha kolaylaşıyor işler. Nasıl kolaylaşıyor? Eğer normal öğretimseniz gündüz dersinize gidiyorsunuz, öğleden sonra gidebiliyorsunuz. Ancak çalışan insanlar da var. Dolayısıyla bizim yaptığımız birkaç gönüllü tipi var. Mesela şimdi Merve arkadaşımız çalıştığı için o sadece etkinlik gönüllüsü olabiliyor. Bu etkinlik gönüllüsü ne demek? Normalde haftada 1,5 saat ayırmıyor, ancak mesela daha geçen hafta yaptığımız bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkeziyle işbirliğinde, TGV'nin işbirliğinde yaptığımız bir çalışma vardı. Eğlenerek yaptığımız bir çalışma. Mesela bu çalışmada Merve oraya gelip destek gönüllüsü olabiliyor. Yani bu etkinlik gönüllüsü. Sürekli birimde olmuyor çünkü çalışıyor, özel bir hayatı var. Ancak normalde etkinlik gönüllüsü olabiliyor. Onun dışında birim gönüllümüz var. Mesela bu ne demek? Eğer ben vaktim varsa, bununla alakalı bir sıkıntı da yaşamıyorsam birime geliyorum ve gönüllü oluyorum TGV'de. Bu da benim yaptığım, okuyorum, oynuyorum, işte Haydar'ın yaptığı İngilizce ile eşdeğer. Aynı zamanda bir de ofis gönüllümüz var. Eğer ben çocuklarla tabii ki çok seviyorum ama belli zamanlarda uyuşamıyorum, benim kafam bu konuda yeterli değil diyorsanız, o zaman yapacağımız tek şey şu oluyor. Geliyoruz, orada belli belgeler var. Mesela bu geçen hafta yaptığımız gönüllü eğitimimiz var. İnşallah bir gün sizi de görmek İnşallah, çok isteriz. İnşallah geliriz. Yani gelmeyi çok isterim. İnşallah. Gönüllü eğitimimizde mesela yaptığımız belgeler var. Yine gönüllülerimizin kayıtları var. Ofis gönüllümüz bunları yapıyor. Bunları üstleniyor. İşte belli eğitimler, belli etkinlikler, belli giriş çıkış dosyalarının internet üzerinden geçirilmesi şeklinde yapılan şeyler de ofis gönüllüsünün işi. Ofis gönüllüsü geliyor, belli belgeleri geçiriyor, bunları hayata geçiriyor, aktif hale getiriyor ve oradan ayrılıyor. Bizim için bu da bir gönüllü çeşidi. Çocuklarla etkinlik yapmak da bir gönüllü çeşidi. Adım bir arkadaşım dediği gibi ofis gönüllüsü arkadaşımız. Şöyle bir şey var TG'de. TG'de her şey sadece şeffaftır. Programımızın adı gibi. Evet. Yapılan her türlü etkinliğin kaydı tutulur. Orada yapılan her şeyin raporu yapılır ve bunlar genel merkeze gönderilir ve değerlendirilir orada. Ofis gönüllüsü arkadaşımız da bu tür değerlendirmeleri bilgisayar ortamından merkeze ulaştırılmasıyla sorumlu diyebiliriz. Yani biz her yaptığımız her şey, orada aldığımız nefes dahi merkeze rapor ediliyor. Bu şekilde hatalarımızı veya iyi yönlerimizi görebiliyoruz çünkü. Yani bunlar olması gerekiyor. Şeffaf dedin. Yani tabii şeffaf ki. Olması gerekiyor ki çocuklarda bu şekilde oraya olan güvenleri artsın. Velilerimizin herhangi bir isteği ya da şikayeti çocukları varsa, bizden herhangi bir istekleri ya da bize karşı bir şikayetleri varsa, bunları biz sürekli merkeze bildiriyoruz zaten. Yani bu tür işlerde genelde işte bu kağıt işlemleri, bilgisayar işlemlerinde ofis gönüllüsü arkadaşlarımız yapıyor. Evet. Peki hani sürekli eğitimlerden bahsettik. Eğitim. Bu kelimeyi çok duyduk. Duyacağız da program boyunca. Bu eğitimler nelerdir? Yani sizin aldığınız eğitimler nelerdir ve çocuklara verdiğiniz eğitimler nelerdir? Bunları hepinizden duymak istiyorum. Tabii ki. Şimdi öncelikle ben başlamak istiyorum. Evet. Şimdi bizim öğrenim birimimizde yaptığımız etkinlikler belli etkinlikler. Genel olarak TGV'nin yaptığı bir sürü etkinlik var ama bazen şehirler yeterli olmuyor. Mesela Çorum'da bir eğitim parkı açmak gibi bir hayalimiz var. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz. Olur. Eğitim parklarımızda mesela bir gönüllü için de stres atmak için bir yer alanı oluyor. İşte onun dışında çocuklar için bir basketbol sahası, çocukların aktivite yapabileceği sahalar oluyor. Bizim Çorum öğrenim birimimizde 4 odamız, minik bir odamız, minik bir kulübemiz var ve minik bir bahçemiz var. Ama bu bahçelerde
gördüğümüz ufacık dediğimiz yerlerde biz bir senede 3000 çocuğa ulaşabildik. Bir senede hatta belki daha fazla. Hatırladığım kadarıyla 3000 çocuk. Ne yapıyoruz? Benim aldığım eğitim ilk gün zaten gönüllü olabilmek adına 2 günlük bir eğitimden geçtiğimizden önce bahsetmiştim. Daha sonra ne yapıyoruz? Mesela bu resimde görmüş olduğunuz Okuyorum Oynuyorum adası için bir eğitim alınıyor. Burada yaptığımız hikayeleri, yaptığımız işte konuşmaları, sohbetlerin aldığımız bir eğitim. Az önce bir gönüllü için demiştim sanırım bir empati kurma durumu. Okuyorum Oynuyorum da yine bir empati kurma durumu olduğu için eğitim şefimiz, eğitim öğretmenimiz geliyor ve bize belli etkinlikler veriyor, belli eğitimler veriyor. Çocuklarla Okuyorum Oynuyorum adasında ne yapabiliriz diye. Okuyorum Oynuyorum adasında bu etkinlikler yapılıyor. Düşler Atölyesi eğitimimizde birazdan Merve'nin de göstereceği gibi belli resimler yapılıyor. Bu sadece normal çocuklarımız için mi? Tabii ki hayır. Özel olan çocuklarımız için de yaptığımız belli eğitimler var. Yani özel derken burada bedensel veya zihinsel engel çocukları da anlaşılıyor. Yani evet. Şöyle ki mesela dediğim gibi Hitit Rehabilitasyon Merkezi ile beraber yürüttüğümüz bir çalışmada mesela daha önce birbirimize eşlik etmiştik onlarla beraber. Gönüllü ablalarımız, gönüllü abilerimizle beraber bir etkinlik düzenledik. Beraber resim yaptık ve aslında çocuklar o kadar mutlu oldular ki onların çünkü ihtiyacı olduğu tek şey sevgi. Ve onda fazlasıyla sevgi gördükleri için oradan ayrılırken ağlayıp benim boynuma sarılan bir arkadaşım vardı. Ben de onunla beraber ağladım orada. Gerçekten çok farklı bir şey, farklı bir yer. Düşler Atölyesi'nde yaptığımız zaten dediğim gibi bu. Onun dışında etkinlik 1 ve etkinlik 2 olarak adlandırdığımız iki ayrı odamız var. Bu odaların bir tanesinde bilişim odamız, bilgisayarlarımız söz konusu içerisinde. Ancak şu anda bu eğitim verilmiyor. Bundan 2 sene önce veriliyormuş. Diğer odamızda kütüphanemiz var, minik bir kütüphanemiz. Burada genelde hafta sonu Haydar'ın ders verdiği, ben de İngilizce ders veriyorum aynı zamanda. Evet. Bizim ders verdiğimiz orayı etkinlik odası 2 olarak kullanıyoruz. Orada biz İngilizce derslerimizi veriyoruz. Gelen çocuklar, hafta sonu olarak gelen çocuklar, Türkçe dersleri, matematik dersleri, fen dersleri alıyorlar. Ama bunu asla okuldaki gibi yapmıyorlar. Zaten bizim şunu kullanmamız yasak. Biz orada öğretmen değiliz. Biz gönüllü abla ve gönüllü abiyiz. Eğer öğrencilerimizden bir tanesi bize gidip öğretmenim derse söylediğimiz şu laf var. Arkadaşlar biz burada sizin ablanız ve abiniziz. Öğretmen değiliz. Kurallarımız yok. Ancak bir çocuğu tabii ki kuralsız bırakmak da büyük bir cesaret ister. Evet. Bu cesaret de bizde olmadığı için bizim yaptığımızda farklı bir şey var. Bir grup kontratı yapıyoruz. Bu grup kontratında neler oluyor? Çocuğun bizden beklediği, bizim de çocuktan beklediğimiz bir şey, birkaç şey. Mesela bir çocuktan neyi bekleyebiliriz? Sessizlik isteyebiliriz ki biz etkinliği idame ettirebilelim. Onun dışında çocuk bizden ne bekleyebilir? Eğlenmeyi bekleyebilir. Her çocuğun eğlenmek hakkıdır. Zaten bizim bu sürekli kullandığımız bir kelimedir. Her çocuğun eğlenmek hakkıdır. Ancak eğlenerek öğrenmeyecek miyiz? Öğreneceğiz. Bunun için de az önce dediğimiz gibi hangi etkinlikler yapıyorsunuz demiştiniz. Matematik mesela. Matematik sadece biz matematik dersi değil. Matematik eğlen öğren. Konu çocuklar olunca, TGV olunca ödüllere doymuyorsunuz malum. Teşekkür ederiz. Ben de dedim ki hani bu ödülü tanıtalım isterseniz. Tabii ki. Şu ödülden başlayalım isterseniz. Bu ödül nedir? Seyircilerimiz de görsün şöyle. Şimdi bu ödül aslında en iyilerin seçildiği bir ödül. Evet. Bunun sebebi ne? Tabii ki biz TGV'ler arasında bir kıyas yapmamız mümkün değil. Çünkü İllaki. Ortak paydamız çocuk. Ancak bir eğitim birimini veya bir öğrenim birimini motive etmek amacıyla yapılan bir toplantıda verilen bir ödül aslında bu. Bu en iyi gönüllüleri ve en iyi birimi seçiyor. Aslında şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Şimdi normalde TGV'nin belli eğitim parkları ve öğrenim birimlerinde bir vakıf veya bir kişi tarafından yaptırılan tamamının yaptığı bir vakıf ve tek bir kişi veya bir vakıf üstleniyor. Ancak bizim kurduğumuz 4 kişilik bir oda olan minicik bir öğrenim birimimizi imece usulüyle yaptık biz. Bunu nasıl yaptık? Bir kaloriferci abimiz bize bir kalorifer peteği verdi. Bir boyacı abimiz bize bir paket boya verdi ve biz orayı tek başımıza ellerimizle boyadık. Gönüllerimizle ve yöneticilerimizle beraber. Zaten bizde asla bir
ast üst ilişkisi söz konusu değil. Zaten o olsa bu kadar başarılı olacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Kesinlikle. Ben. Kesinlikle. Yani normal koşullarda mesela Serpil Sultanımızın bizim bir odası bile yok aslında. Bir evet, masası. Gördüm önünde. Evet, bir küçük masası var. Ama o masada bile biz mesela o odaya, gördüğünüz ufacık bir yere biz evet. 40-50 kişi sığdık. Çok ufacık bir yere ve gerçekten çok sıcak şeyler yaşıyoruz orada. Dediğim gibi bizim özelliğimiz, öğrenim bölümümüzün özelliği bir imece usulleri kurulmuş olması. Buna rağmen bir senede 3000'den fazla çocuğa bulaşıyoruz biz. Aynı zamanda bu ödül almamızın sebeplerinden bir tanesi de zaten bu. Bu ödül en iyi gönüllülerin ve en iyi yöneticilerin seçildiği bir ödül. Bizde tabii ki gördüğünüz bir tane ancak birimizde çok fazlasıyla mevcut bu evet, ödüller. Evet, dün ziyaret ettim ve gördüm orada evet. Bayağı ödüller vardı. Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten ödüllere doymuyorsunuz diyelim yani. Peki şu ödül hakkında bilginiz var mıdır hocam? Tabii ki onu da anlatmak şöyle. İsterim size. Alabilirsek. Evet, çok güzel. Tabii ki. Bu en... İyi proje aslında en önemli, en iyi proje ödülü. Bu projeye biz her sene belli projeler yapıyoruz. Bu projeler ne? Olabildiğince ekstra projeler, yani normalden farklı projeler, özel projeler yapıyoruz. İşte bir sene mesela, bu sene biz girmedik. Normalde bu sene girsek muhtemelen bu sene de alacaktık ama evet. Bu sene dedik artık bir yormayalım, artık insanlar da diğer birimler de alabilsinler. Evet, gördüm orada bayağı vardı bunun evet, bundan çokça. Bundan bir 8 tane yakın olması lazım evet. Bizde. Bu ödülün sebebi de yine bir fikir atmıştık ortaya. Bundan sanırım o 2015 ödülü. Evet. Bir fikir atmıştık ortaya, bir projemiz vardı. Bu projenin tam içeriğini şu an hatırlayamadığım için belirtemeyeceğim ama sürekli fikirler ürettiğimiz için zaten sanırım. Hangi birinizi aklında tutarsınız değil mi? Kesinlikle. Bu onun projesinden almış olduğumuz bir ödül. Normalde işte mesela bir resim ödülü olabilir, bir müzik ödülü olabilir. Mesela bu sene biz Ozan Çoban diye bir piyanist getirdik buraya. Ve çocuklar klasik müzik nedir, nasıl yapılır, Türk müziğindeki ünlü bestekarlar kimdir bunları öğrendiler. Bunlar gibi bir yeni bir fikir üretiyoruz ve bu ödüllerde yine yöneticilerimizle yapıldığı bir toplantıda bu ödüller veriliyor. Bu da bununla alakalı bir ödül. Peki hocam teşekkür ederim. Bu ödülleri de Merve ile Haydar göstersin isterseniz. Oraya ulaşmam biraz sıkıntı olabilir. Haydar arkadaşım sanırım. Evet. Ondan bu ödülümüz, kusura bakmayın adını hatırlayamadım. Ordu'nun Kargı köyünden gittiğimiz bir okuldan aldığımız ödülümüz. Biz oradaki okulumuza bir laboratuvar ve bir kütüphane yapmıştık. Evet. Ondan dolayı aldığımız bir ödül, birimin aldığı ödül daha doğrusu. Evet, gelelim. Linkleme de yapalım. Tabii, buyur. Burada 20 gün boyunca çocuklarla birlikte etkinlikler yapılmıştı, evet. Kısa süreli etkinlikler yapılmıştı. Daha sonra, sayısını hatırlamıyorum, oradan çocuklar Çorum'a getirilerek Çorum'da ağırlanmıştı. 20 küsur olması lazım. Çocuk burada Çorum'da ağırlanmıştı işte burada. Bir nevi tatile gitilmiştir. Müzeye götürüldü, çocuklar gezdirildi. Yine bir eğlenerek öğrenme aşamasında. Güzel bir etkinlik oldu yani. Etkinlik oldu. Evet. Bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii hocam. Bakmayın. Yok estağfurullah. Ben Orduluyum ve geldikleri zaman aslında benim bundan çok da büyük bir haberim olmamıştı. Ancak evet. Orada yaşananları çok iyi biliyorum. Çünkü Ordu'nun Akkuş ilçesi, Kargı köyü burası. Akkuş ilçesi de birazcık... İçine kapanık bir ilçe. Bu ilçeye giderken biz Çorum'da işte konuşuluyor arkadaşlar böyle bir etkinliğimiz var kim gelmek ister diye. Normalde kalacak bir yerimiz yok çünkü ilçe hani kalabileceğimiz hiçbir yer mevcut değil. Arabalarda neredeyse uyuyarak geri kalan zamanlarda etkinlik yaparak. 20 gün demiştiniz değil mi hocam? Evet, 20 gün boyunca arabalarda gerçekten arabalarda büyük bir şey. Uyuyarak yapıldı. Çadırlar kurulmaya başlandı ve oradaki daha sonra Kargı ilçesinde Kargı köyündeki insanlar gelerek yemeklerini paylaştılar, çaylarını paylaştılar ve biz o 20 günde orayı yine ellerimizle boyayarak, yine ellerimizle, dişimizle, tırnağımızla oraya getirerek çok güzel bir kütüphane ve ben daha sonra oraya gittim bence. Bunun da fırsatını gördüm. Oradakiler hala öğretmenler, işte Serpil Hanım'a teşekkür ederiz, oradaki gönüllülere teşekkür ederiz diyerek hala onları anıyorlar ve o çocuklar hala TGV'ye düşünüyor. İleride ben de gönüllü olacağım diyebiliyorlarsa biz demek ki çok iyi bir şey yapıyoruz. Gerçekten güzel şeyler yapmışsınız. Evet. Peki şu sondaki ödülü evet. Merak ettim ben en onu. En alıcı noktaya geldim aslında. Bu çocuklardan ziyade bizlerle ilgili bir şey. Size biz verildi. Gönüllülerle ilgili. Çorum geçtiğimiz yıllarda fotoğrafını da burada görüyoruz.
Çorum geçtiğimiz yıllarda tüm Türkiye'deki öğrenim birimlerinden gönüllüleri davet ederek Çorum'da Ortaköy'de bir kamp yaptı. Biz de dediğimiz gibi hani hepimizin tüm amacı gönüllüleri davet etti. Evet, evet. Türkiye'deki tüm öğrenim birimlerindeki gönüllüleri biz davet ettik. Bayağı büyük kapsamlı bir şey yani. Evet, evet, evet kesinlikle ve Ortaköy'de biz bir kamp yaptık. Kamp fotoğrafımız burada bir evet. tane. Dediğim gibi hani bizim buradaki amacımız tabii ki çocuklar ama biz kendimizi unutmuyoruz. İllaki. Gerek birim içerisinde gönüllüler, gerek diğer birimlerle ortaklaşa birçok etkinlik yapıyoruz. Bu onlardan sadece biriydi. Biz yine Çorum Öğrenim Birimindeki gönüllüler olarak da birimimizde Ramazanları iftar sofralarımız, sahura kadar sohbetlerimiz veya ne diyeyim etkinliklerimiz, tiyatrolarımız, her türlü aktivitelerimiz. Bunlar da ki sizin kendi yaptığınız evet, aktiviteler. Bunlar da bizim kendi gelişimimiz, kendi sosyal hayatımıza kattığımız güzellikler. Tabi siz sosyalleşeceksiniz ki siz yani kendinizi evet. iyi hissedeceksiniz ki öğrencilere de o şekilde. Yapabilelim. Evet çok mantıklı gerçekten. Peki ben masada resimler görüyorum. Bunların hikayesi nedir, nasıl yapılmıştır, evet. kimler yapmıştır? Ne amaçla yapılmıştır? Onları bir anlatalım isterseniz. Şundan başlayayım. Merve devam etsin. Şimdi evet. Bunu neden ben anlatıyorum? Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü benim gerçekten çok utanarak aslında yaptığım bir şeydi bu. Ben ne yazık ki el becerisi yüksek olan insanlardan biri değilim. Ve biz Düşler Atölyesi'ne beraber İsterseniz çocuklarla... İsterseniz hocam elinizi şöyle tabii yapalım. Tabii ki şöyle uygundur herkes. Herhalde. Tamam. Bundan dolayı çok tedirgin olarak girmiştim Düşler Atölyesi'ne. Biz hiçbir atığımızı çöpe atmıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Ufak parçalarla, ufak süslerle beraber güzel bir etkinlik çıkarıyoruz. Tekrardan bir eser şeklinde Kesinlikle. Çocukların yaptığı. Ve yaptığımız çocukların yaptığı her eserin altına mutlaka bir imza, bir isim alıyoruz genel olarak. Herkesin yaptığı isim, resimlerde mutlaka bir isim var. Bu resmimizi nasıl yaptık? Ki şu anda arkasında da yazıyor ismini arkadaşımız Kaan Atakmış sanırım. Evet. Bu nasıl yapılıyor? Belli atıklarımız var bizim kullandığımız dışında malzemeler. Onları bir yere alıyoruz. Daha sonra etkinlik atölyemize gidiyoruz ve hep beraber bir kartona üzerine bunları yapıştırıyoruz. Bu yapılan resmi benim bir öğrencim yaptı. Aynısından ben de yapmaya çalıştım ve bunun yarısı bile çıkmadı. Ancak çocuk öyle güzel bir şekle büründürdü ki bunu. Biz bunu özellikle yayınlamak istedik. Bu atık malzemelerden yapılmış. Yani el becerisi bayağı gelişmiş. Kesinlikle. Sağ elinizde diyelim. Kesinlikle öyle. Estağfurullah olur mu? Onların zaten çok güzel bir hayal güçleri var çocukların. Ve bunu keşfedebilmeniz için TGV'ye gelmeniz gerçekten gerekiyor. O zaman evet, gerçekten şok oluyorsunuz. Ben hiç düşünmemiştim böyle şeyleri. Yani kendi yeğenlerimden yani 8 ve 4 yaşındaki iki yeğenimden pay biçerekten söylüyorum. Hı-hı. Evet mantıklı yani. Gerçekten hayal güçleri bayağı geniş. Hani bir söz söylüyorlar kalıyorum böyle. Hiç cevap veremiyorum. Bazen öyle hani kaldığım oluyor hiç böyle cevap veremedim, konuşmadığım oluyor Kesinlikle ama dediğiniz öyle. Doğru gerçekten hocam. Ki şöyle bir şey var şimdi hayal gücü demişken bir anımı paylaşmak isterim sizinle. Düşler Atölyesi'ne ilk girdiğim gün bize tabii ki bunlarla alakalı belli eğitimler veriliyor. Bir çocuk bana şey demişti. Abla demişti uçan bir kedi olur mu? Uçan kedi. Ben de ilk başta içimden düşündüm. Hayır canım ne alakası var yani kedi uçmaz. İçimden bunu söyledim tabii ki. Ama dışıma dedim ki hayır dedim böyle bir şey hani olmayabilir gerçekte ama senin hayalinde varsa bu mümkün. Çizebilirsin ve o arkadaşımız o gün uçan bir kedi ve uzay yolu çizmişti. Gerçekten çok hayret ettiğim, çok şaşkınlıkla baktığım bir şeydi. Çünkü düşündüğüm zaman kendi hayalini kuramadığım bir şeyi çocuğa sadece evet hayaline varsa olur diyorum ve karşımda uzay yolu olan ve uçan bir kedi çıkıyor. Nasıl mümkündür? Hala anlayamamış değilim bunu. Evet, hayal gücü bayağı önemli. Diğerlerine bakalım. Kusura bakmayın arkadaşlar, bugün biraz halsizim. Estağfurullah. Programı TGV olduğu için, yoksa programı böyle ertelemeyi düşünüyordum aslında. Evet, çok teşekkürler. Dedim, çocuklarla ilgili olduğu için dedim yapalım artık programı. Çok teşekkürler, sağ olun. İyi olur. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Buyurun. Sıla arkadaşımın dediği gibi resim çizmek çok önemli çocuklar için. Çünkü hayal dünyalarını yansıtıyorlar. Bu hayal dünyalarını yansıtırken de bizlerin de yardımıyla böyle sihirli boyalar, işte farklı işte pastel boyalar vesaire bir sürü kartondan, işte bezden bir sürü malzeme kullanıyorlar. Yalnız bu elimdeki resmin bir özelliği var. Bunu özel arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Burada onların dış dünyayı görmesi
çok farklı bir şekilde algılıyorlar dış dünyayı. Bizden belki daha da iyi yansıtıyorlar. Çünkü hani bir kişinin kalkıp da dışarıda, kendimden pay biçiyorum. Hani biz nasıl olsa işte her gün gece oluyor. Gökyüzüne bakıyoruz, yıldızları görüyoruz. İşte geçiştiriyoruz. Fakat onların dünyaya bakış açısı daha farklı oluyor ve gördükleri şeyleri yansıtıyorlar resimlere. Bu resimde de görüldüğü gibi işte gökyüzü, işte yıldızlar, işte ay, galaksiler burada falan. Evet, ve uzay gemisi var. Uzay gemisi, evet, tam olacak. Evet, yani onların daha farklı oluyor. Bunun haricinde bir tane daha var buna benzeyen. Şöyle göstereyim onu da. Bu da yine özel bir çocukla yapılmış bir resim. O da yine aynı şekilde uzayı, merak ettiklerini ve hani dış çevreden gördüklerini yansıtıyorlar. Hayalindeki özellikle olanları, evet, kağıda yansıtmışlar diyebiliriz. Onlar özel dememizin nedeni bizden özeller, çünkü biz düşünmüyoruz aslında. Ya da daha mı az düşünüyoruz diyeyim. Hani yani, güzel bir soru hani oldu sabit, bu. Sabit yaşıyoruz ama onların algılayış tarzı veyahut da dünyaya bakış tarzı bizden daha farklı diyebilirim. Bunun haricinde Sıla arkadaşımın ve Haydar arkadaşımın hani derslere katılması çok değişik bir durum. Ben hala derslere katılamadım. Evet. İnşallah bu dönem. Ben de gittim ama bir türlü nasip olmadı benim, yani gidemedim derslere. Etmek isteriz mutlaka. Gerçekten İnşallah. Çok mutlu duyacağınıza emin olabilirsiniz. Yani çocuklara bir katkımız olursa ne mutlu bize. Tabii ki olur. Neden olmaz. Yani bunu da buradan sözünü verelim. Peki o zaman sözünü almış oldum. Peki. Peki. Yani izleyenler hepsi şahit olsun. Gidelim. Peki. Teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Burada bir resim daha var. Bu resim de özel bir resim. Çünkü neden derseniz hani matematikten hayatım boyunca nefret ettim. Ama çocuklara nasıl sevdirebilirsin dedikleri zaman ya işte resim yaparız, bir şeyler yaparız falan, hani küp oynarız. O şekilde düşünmüştüm. Gerçekten de hani resim yaparak matematiği nasıl sevdirildiğini ben TGV'de çok güzel gördüm, öğrendim. Ben matematik geometrik şekillerle, evet, geometrik şekillerle resim gerçekten işte güzel. Üçgendir, işte karedir, dikdörtgendir. Bunları çizerek işte geometridir, matematiktir. Bu şekilde çok güzel öğretiliyor, evet. Ve çocuklar bunları öğrenmekten de mutluluk duyuyorlar. Keşke diyorum ki hani bizim zamanımızda da olsaydı da biz de hani öğrenseydik bizim çocukluğumuzda. Yani yoktu böyle şeyler ama diyoruz ki hani onların hayatlarına dokunabilmek gerçekten çok önemli. Buradan da matematik dersi veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yöntemi izlesinler. Aynen öyle. Konuştuk, TGV'yi anlattınız, teşekkür ederim. Hani buraya gönüllü oluyorsunuz ama ben bu soruyu sormaktan hicaplıyorum ama ekran karşısında belki arkadaşlarımız merak ediyordur. Hani bunları biz yapıyoruz da kazancımız ne? Diye soruyorlardır. Yani kusura bakmayın, ben sormak hicaplıyorum ama. Estağfurullah. Yani ben sizi çok iyi sonuçta anlıyorum. Sonuçta gönüllülük işi bu. Yani öyle kazanca bakılacak bir iş değil ama belki hani insan aklında kalabilir diyerekten sordum. Yani buyurun. Şöyle, asla bundan dolayı bir üzüntü duymanıza gerek yok. Çünkü çok güzel bir şey yapıyorsunuz aslında şu an bunu sormakla. Evet. Şimdi benim üniversiteye ben başlarken hep bir amacım vardı. Bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışabilmek. İnsanlar gönüllülük esasının ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun sebebi de aslında şu. Şu anda maddi olarak herkesin sorunları var, belli sorunları. Dolayısıyla önce bizim hayatımızda maddiyat, yani temel ihtiyaçlarımız geliyor. Bizim temel ihtiyaçlarımız beslenme, yeme, içme, barınma gibi şeyler. Bunlar olmadan da biz gönüllü olamıyoruz ne yazık ki bir şeylere. Ancak TGV'de şöyle bir şey var. Şimdi gönüllü olduğumuz zaman biz mesela, üniversiteye ben geldiğim zaman ve TGV'yi anlattığım zaman bana bir arkadaşım şey sormuştu. Ondan buradan da ona selamlarımı iletiyorum. Hala aynı şeyi söylerim. Birçok kişiye de söyledim. Parmak kaldırmıştı. Bir hocamdan rica etmiştim. Anlatıyorum. Efendim dedim. Ne kadar alıyorsun maaş dedi. Ben de döndüm dedim ki Türk Dil Edebiyatı okuyordun değil mi sen dedim. Evet dedi. O zaman dedim mümkünse bir gönüllülük tanımını öğren. Gerçekten çok sinir olmuştum. Çünkü gönüllülük anlamında anlatıyorum çocuklarla, etkinlik, beraber eğleneceğiz, öğreneceğiz falan. Sonunda ne çıkıyor? Ne kadar maaş alıyorsun? Evet, ama gönüllülüğün kazancı orada şu oluyor. Bir defa nasıl konuşulacağını öğreniyor. Eğer ben TGV'de olmasaydım, bunu size samimiyetle söylüyorum Haydar için de, Merve için de, asla burada oturup şu an konuşamazdım. Evet hocam, gerçekten bana büyük bir katkısı olmuş. Kesinlikle. Bana en büyük katkı sağladığı şey bu bir defa. Ben toplum önünde konuşabiliyorsam, kendi heyecanımı, tabii ki hepimizde heyecanlar var. İllaki. Bunları bastırabiliyorsam
orada edindiğim tecrübeler sayesinde. Karşınızda çocuk var diye düşünüp bazen rahat olabiliyorsunuz. Ama aslında onların da daha gergin olmamız gerekiyor. Yani onlar karşısında dikkatli olmamız gerekiyor. Söylediğimiz bir kelime bile yanlış algı oluşturabilir beyinlerinde sonuçta. Kesinlikle. Haklısınız. Ve dolayısıyla benim en büyük katkım bir defa gönüllü oradan ne alacak sorusuna cevabım bu. Önce tecrübe alacak. Önce tecrübe. Eğer kendini geliştiriyorsan. Peki hani merak edenler için soruyorum. Yoksa demin de söylediğim gibi hicaplıyorum bu soruyu sormakta. Hani ne gibi bir katkısı oluyor? Bir belge, işte sertifika falan filan. Bu nedir yani? Hemen anlatayım. Şimdi bizim normalde aldığımız okuyorum, oynuyorum ve drama atölyelerinin her zaman bir katılım belgesi var. Bu katılım belgesi bizim ne işimize yarıyor? Okuyorum, oynuyorum eğitimi aldıysam ben, demek ki ben daha düzgün konuşabiliyorum. Bu bir. İkincisi, biz orada yaptığımız etkinlikleri yaparken aynı zamanda sorgulayan, düşünen bireyler olduğumuz için o katılım belgesi bize şunu ifade ediyor. Bu birey düşünebilen, sorgulayabilen, eleştirebilen bir bakış açısına sahip. Bir defa o katılım belgesi zaten bize veriliyor. Drama da içinde geçerli. Aynı zamanda bizim yaptığımız bir de belli seminerler var. Mesela ne? GİHA diye bir seminer oluşturduk biz. Yöneticimiz geldi Serpil abla dışında. Bize anlattı bir öğretmenimiz. GİHA ne? Gönüllüler için insan hakları. Biz bu hakların aldık eğitimini ve bunun katılım belgesini aldık. Biz şimdi ileride ki birçok vakıfında bize destek sağladığı bir vakıf TEGEV. Bu vakıfta belli bu eğitimi aldıktan sonra artık benim GİHA katılım belgem var. Yani ben gönüllüler için insan haklarını biliyorum. Onun dışında biz ne aldık? İşaret dili ve beden dili dersi aldık biz 2 gün. Bu 2 gün sonunda aldığımız bir belge var. Yani eğer biz şu anda bir iş yerine gideceksek bu bizim CV'miz için oldukça kabarık bir şey. Nasıl bir kabarık bir şey? İşaret dili de herkesin şu an bildiği bir şey değil. Evet. Ben bile hala zorluk yaşıyorum eğitim almama rağmen. Ama yani böyle eğitim verildiğini bilmiyordum ben. TGV'de verildiğini bilmiyordum. Kesinlikle evet. Ve bu eğitimi aldık mesela biz şu anda ve benim artık bu katılım belgem var. Ben bu katılım belgemi daha önce başvurduğum bir işte sunmuştum önlerine ve benim için çok olumlu şeyler duydum ve ben orada işe başlamıştım. Yani artık insanlar şunu istiyorlar sizden. Tamam, evet, bilincin var. Teorik olarak bir bilgiye sahipsin ama sen ne yaptın? Sen gönüllü olarak ne yaptın? Hangi sivil toplum kuruluşlarında bulundun? Ve TGF bunun için aralarında belki de en iyi ve en sevecen bir vakıf. Çünkü çocuklar zaten. Yani çocukların oluşturduğu, çocuklarla yapılan bir vakfın somurtkan insanlardan oluşmasını zaten bekleyemeyiz. Evet, illaki. Hocam, bu sorulara ben de cevap vermek istiyorum açıkçası. Buyurun hocam. İlk sorumuz, biz gönüllüler ne, kazancımız ne? Bizim kazancımız şu, bir etkinlik sonrasında o etkinlik verdiğimiz çocuklardan aldığımız bir tebessüm, bir gülümseme, onların bizi abi olarak ya da abla olarak görmesi bizim en büyük kazancımız. Bir diğer kazancımız da, bunu birçok arkadaşımızın başına geldi, etkinlik verdiğimiz çocuklardan bize gelen saygı ve sevgi mektupları. Evet, teşekkür ederim. İzninizle burada toparlayayım konuyu. Tabii ki. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün bize TGV anlattınız. Gerçekten faydalı bir vakıf olduğunu bir farkındalıkla, Şeffaf Kampüs aracılığıyla ki bundan dolayı çok mutluyum programımda böyle değerli konukları ağırlamaktan dolayı. Böyle değerli bir konuyu konuştuğumuzdan dolayı sözlerimi tutacağım. Buradan zaten bütün ekran başında izleyenlere bu sözü verdim. Sadece size değil. Sözümü tutacağım ve en yakın zamanda TGV'ye gelmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ve son bir kez şunu eklemek istiyorum programı bitirmeden önce. Çocuk her yerde çocuktur. Tabii ki. Yani bugün New York'ta yaşayan çocukla Halep'teki yaşayan çocuğun ikisinde yaşam hakkı vardır. Kesinlikle öyle. Ona saygı duyalım ve affedersin. Ona saygı duyalım ve bütün çocukların yaşam hakkı vardır diyelim. Tabii ki. Ve özellikle ülkemize gelirsek biz bu vatanı, bu milleti, bu vatanı dedelerimizden miras almadık, çocuklarımızdan emanet aldık. Kesinlikle. O şekilde, güzel bir şekilde çocuklarımıza verelim ve çocuklarımız da bilinçli, eğitimli ve bu denli güzel insanlar olarak yetiştirelim diyoruz. İnşallah. Ve bu konuya da şöyle nokta koymak istiyorum. TEGEV bu konuda gerçekten iyi olduğunu inanıyorum ben canlı görenden. Buradan da üniversite okuyan arkadaşlarımız ya da üniversite okusun okumasın, içinde gönüllülük bilinci olan, bunu isteyen, çocuklara yardım etmek isteyen, çocukların elinden tutmak isteyen, onlarla bir etkinlik yapmak isteyen, burada 7'den 70'e herkese sesleniyorum. Gelin gönüllü olun ve
Hayatınıza renk katın, aynen. Teşekkür ederim. Programımızın bugün burada sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Tekrar konuklarıma teşekkür ediyorum. Program arkadaşıma ve konuklarıma. Kusura bakmayın, bugün biraz rahatsızdım. Bazı hatalar yapmış olabilirim. Affınıza sığınaraktan. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.